Efendim, küçük çekmeceyi 5 yıldır beraber yaşıyoruz. 5 yılda önemli şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Özellikle şu kitapçıklara bir göz atarsanız daha sonra burada 5 yıl içerisinde önemli şeyler yaptığımızı fark edeceksiniz. Ama ne yaparsak yapalım en önemli şey gönüller yapmak. 5 yıl içerisinde belediyecilikte ne yaparsanız yapın, eksikleriniz olacak, kusurlarınız olacak, yanlışlarınız olacak. Ama vatandaşlarımızla kurmuş olduğumuz ikili ilişkilerle Küçükçekmece'de güzel bir hava yakaladık. 5-6 tane seçim yapılmasına rağmen siyasetin keskin tarafında olmadık. Her türlü görüşe saygımız oldu. Çünkü Küçükçekmece'de mutlaka farklı görüşler olacaktır. Ama çarşıda, pazarda, meydanda, camide, cenazede, düğünde birlikte olacağız. Birbirimizle selamlaşmayı, göz göze bakmayı hiç unutmamamız gerekiyor. Türkiye'de seçimler bitmez. Birisi biter, birisi gelir. Seçimlerde mutlaka farklı görüşler olacaktır ama biz öncelikle Küçükçekmece'deki bu barış havasını devam ettirmemiz gerekiyor. Kardeşlik havasını devam ettirmemiz gerekiyor. Bu saatten sonra bizim çok şeyler söylememiz gerekmez. Çünkü 5 yıl boyunca vatandaşlarımız nasıl bir Küçükçekmece'yi yaşadığımızı, yaşattığımızı gördüler. Bugün inşallah cuma namazından sonra Kemalpaşa Sağlık Ocağı'nı ve semt konağını açacağız saat 3'te. Hepinizi ben oraya davet ediyorum. Yine pazar günü Tokatlı hemşerilerimiz başta olmak üzere bir sarma festivali var. Biz her yörenin kültürünü yaşatmak için işte kestane festivali yapıyoruz. Sizlerle festivaller yaptık. Bu pazarda Tokatlı hemşerilerimizle yine Fevzi Çakmak Meydanı'nda bir program yapacağız. Özellikle Ramazan programımız sırasında Balkan Kültür Derneği'nin de katıldığı o Fevzi Çakmak Meydanı'nda dernekleri bir araya getirerek yapmış olduğumuz çalışma çok kıymetli bir çalışmaydı. Daha sonra orada Tokatlardan Urfalılara, Maraşlılara kadar bir Balkan turu yaptı derneğimizin öncülüğünde. İnşallah bu atmosfer Küçükçekmece'de hep devam eder efendim. Biz belediyecilik anlayışı olarak hep şunu söylüyorum. %100 ısrar etme, 90 da olur. İnsan dediğinde 90 da olur. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Hatasız dost arayan, dosttan da olur. Biz belediyecilik anlayışımızı 15 yıldır Küçükçekmecelilere sunduk. Bizden önceki belediye başkanımız ve bizim getirmiş olduğumuz yeniliklerle, AK Parti kadromuzla ve Balkan coğrafyasıyla kurmuş olduğumuz ilişkilerle önemli şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Bu dönemde de yine Balkan coğrafyasıyla Balkan ve Rumeli kökenli vatandaşlarımızla daha sıcak ilişkiler kurabilecek bir kadromuz var. Göksel Başkanımızın olması sadece Küçükçekmece için önemli bir değer. Çünkü Büyükşehir Başkan Vekili olarak gerçekten bazen bir telefonuyla birçok meselenin çözülmesinde yardımcı oluyor. Şu anda Küçükçekmece'de diğer Balkan kökenli meclis üyelerimizde ve diğer meclis üyelerimizde teşkilatımızla iyi bir performans yakalayacağımızı düşünüyorum. Yine biliyorsunuz Barış Bey şu anda Gönül Birliği Derneği'nin başkanlığını da yapıyor. Yeni dönemde de inşallah meclis üyemiz olacak. Yeni dönemde meclis üyesi olmayacak, kendi istekleriyle olmayacak arkadaşlarımız da burada. Bu anlamda da bu çalışmalar sırasında hiçbir gönül kırıklığını yaşamamış olmamız da ilçemiz için çok kıymetli. İnşallah buradaki meclis üyelerimizle birlikte her zaman yanınızda olacağız. İlişkilerimizin seçim dönemine mahsus olmadığını en iyi bu derneği yönetenler biliyor. İnşallah
bundan sonraki ilişkilerimiz artarak devam edecek efendim. Ben hepinize hayırlı cumalar diliyorum. İnşallah cumadan sonra vakti müsait olan kardeşlerimizi semt konağının açılışına bekliyorum. İlçemizin bir değeri olacak. Böyle bir eserin Küçükçekmece'ye kazandırılmış olmasından duyduğumuz memnuniyeti beraberce yaşayalım inşallah.